Usta tiyatro sanatçısı Zihni Göktay. Usta tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu. Oyuncu Zafer Algöz. Senarist yazar Can Yılmaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sayın Süha Uygur. Sayın Başkanım, değerli konuklarımız, 27. Karagöz Kültür Sanat ve Kakao Festivali Onur Ödülü Işkırlak Takdimi Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Kırklareli'nin önemli bir değeri ve gölge oyununa adını vermiş Karagöz'ün başına giydiği serpuşa verilen isim olan Işkırlak, temenni ediyoruz ki tıpkı ünlü orta oyunu ve doğaçlama sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunun geçmişten gelecek nesillere devredilmesi gibi daha da gelenekselleşecek ve Kırklareli Karagöz'ün adını tüm ülkemize duyuracaktır. Konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu sahneye teşriflerini arz ediyorum. Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Bugün festivalimizin ikinci günü. Daha da coşkulu, daha da heyecanlı. Ama biraz imza törenlerinden doğru sarkmalar oluyor. Bu konuda hoşgörünüze sığınıyor. Şimdi sevgili Kerem kardeşim ifade etti. Birazdan Işkırlak devir teslim törenini gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Işkırlak, Karagöz'ün başındaki şapkanın adı. Ve biz bu yıldan itibaren ona bir geleneksel hava getiriyoruz. Her yıl bir sanatçı dostumuza bu Işkırlak'ı takdim edeceğiz. Geçtiğimiz yıl değerli sanatçımız Ali Poyrazoğlu'na sunduk. Şimdi bu yılda Işkırlak değerli sanatçımız, usta oyuncumuz Zihni Göktay'a verilecek. Değerli sanatçımız Ali Poyrazoğlu tarafından. Ben onların şahsında sanata emek veren, bir yaşam katan bütün sanatçı dostlarımıza gerek özel yaşamlarında, gerek sanat yaşamlarında başarılar diliyorum. Sanat gerçekten çok önemli. Sanat hayatın ta kendisi. Sanatçı da hayatın içinden onu çekip alan kişi. Sanatla büyüyen, sanatla yükselen bir toplumuz. Biz de Kırklareliler olarak sanata ve sanatçıya her zaman hak ettiği değeri veren bir toplumuz. Bugün o çerçevede değerli konuklarımızla birlikte olacağız. Söyleşinin ardından yine burada onlar kitaplarını imzalayacaklar sizler için. Ve ben sevgili değerli sanatçımız Ali Poyrazoğlu'nu sahneye arz ediyorum. Biz çıkıyoruz. Baba çıkıyor. Baba çıkıyor. Ve Işkırlak'ı da almak üzere usta oyuncu değerli Zihni Göktay'ı davet ediyorum. Bu arada bir parantez açıyorum. Zihni abi 40 yıllık Tekirdağ damadı. Bir Bulgaristan göçmeni ailenin çocuğu. Ayağa kalkın ama ya. 50 yıldır sahnede adam ya. Ben ilkokuldaydım, sahnedeydi ya. Lütfen ayağa kalkın. Lütfen. Oturabilirsiniz. Evet. Zihni abicim. Sağlıklı, mutlu, sevgi dolu ve başarılı bir sanat ve özel yaşam diliyoruz. Ali abi, o biraz ağır. İçinden alalım. Evet. Evet, değerli arkadaşlarım, şu anda Ali abinin elinde gördüğünüz, değerli sanatçımız Poyrazoğlu'nun elinde gördüğünüz Işkırlak. Karagöz'ün sembol haline gelmiş başlığı, şapkası. Bence bu Işkırlak'ı devredenin düşüncelerini alalım bir iki cümleyle. Yani geçen sene bana verilmişti. Bu kadar kısa bir zaman sonra elimden alınacağını düşünmedim. Kandırılmışım. Bu sene de kandırmak için Zihni Göktay'ı getirdik buraya. Şimdi Zihni Göktay'ı kandırıyoruz. Seneye gelip aynı şeyleri kendisi de söyleyecektir. Hocam yerleştir şunu Zihni'ye. Öyle uzunlamasına.
Şöyle mesela, Karagöz'ün ışkırla her ne kadar Ferhan Şensoy orta oyunu kavuğunu öne çıkarmak için bir sürü kampanya yaptıysa da bu daha eski, daha önemli bir özelliği var. Daha önemli bir anlamı var Türk tiyatrosunda ve dünya tiyatrosunda, gölge tiyatrosunda. Karagöz'ün ışkırlağının zihni gibi genç bir oyuncunun da bunun hakkını verip önünü açıp ileride kariyerinde Karagöz'den faydalanarak daha parlak bir oyuncu haline getireceğini düşünüyoruz kendisini. Ümit vadeden genç oyuncu olarak bu yıl Karagöz'ün ışkırlağını Zihni Göktay'a veriyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Sevgili Kırklareli, Kırklareliler, en derin sevgi ve saygılarımla Sayın Başkan'ın şahsında kültüre vermiş olduğunuz değer ve önem için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kırklareli'ne 61 yıl sonra, 61 yıl sonra ayak bastım. 10 yaşındayken gelmiştim. Ben 71 yaşındayım şu anda. 10 yaşındayken amcam burada Topçu Üsteğmeni'ydi. Burada bir pikniğe gitmiştik. Şeytan Deresi denen bir yerde. Şimdi kalmamış galiba öyle bir yer. Duruyor mu? Burada bir hatırası vardı. Bir de amcam bize bir buradan bir hindi göndermişti yılbaşı nedeniyle. O hindiyi biz bir ayda yedik. Astık böyle şıpır 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 damlaya damlaya altındaki yağında kaç çeşit yemek yapmıştık biliyorum anneciğim rahmetli. Kırklareli'nin bende böyle büyük bir hatırası, anısı vardır. Zaten şeyin suyun bu tarafından olduğumuz için ayrı bir toprağından gelen insanlara karşı büyük bir sempatim var. Aynı dili konuşuyoruz, aynı şeyleri, adetleri, gelenekleri, yemeklerimizi paylaşıyoruz. Şimdi Karagöz'ün bende şöyle bir anısı var. Bu Karagöz yüzünden ben nefis bir dayak yemiştim. Beni babam Kapalı Çarşı'dan şey alırdı, bana Karagöz tasvirleri alırdı, getirirdi oynayayım diye. Babam terziydi. Bir de evde Amerikan bezi, parçalar, patiskalar bulundurdu. Annem evde yokken ben evin bir kenarına, masanın üstüne bu çıtalardan bezi de gerdim. Bir şey yaptım, Karagöz perdesi yaptım. Arkasına da mum yaktım, annem evde yok. Mum perdeyi tutuşturdu. Ben oynatırken ev tutuştu, perdeler tutuştu. Yangın çıkıyordu, üst kattan komşular geldiler falan. Annem komşudan geldi, bir temiz dayak yedim. Karagöz'le tanışmam öyle olmuştu yani benim. Ama... Efendim, bunu çok değerli bir armağan olarak taşıyacağım ve gelecek sene inşallah Allah ömür verirse karşılaştığımızda başka bir arkadaşıma devretmek üzere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum Sayın Başkan ve değerli hazurum. İki ustamızı masaya davet ediyorum. Yanlarına iki tane de genç kardeşimiz. Sevgili Can Yılmaz ve sevgili Zafer Algöz. Ben aradan çekiliyorum. Sözü söz ustalarına bırakıyorum. Saygılarımla. Yazmış olduğunuz bir kitabı imzalamak üzere buradasınız. Ayrıca Can Hoca